Selamun aleyküm. Aleykümselam. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. İslam aleminin, insanlık aleminin ve bütün mahlukatın üzerine olsun arkadaşlar. Bugün önemli bir gün. İnsanın hafızası, Allah'tan ki unutma diye bir kavram var. Unutma diye bir kavram olmamış olsa çoğumuz çıldırırız. Bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. O tarihte biz İnanç Dışişler Hizmetleri grubu olarak depremde aktif rol aldık. Hem kendi tırlarımızda hem de kurucusu olduğum Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin ikinci başkanı olarak pilot belge seçtik. Adapazarı Erenler ilçesinde konuşlandık. 6 ay mutfak çadır kurarak her gün ortalama 1000'in üzerinde kardeşimize yemek ikramı yaptık. 6 ay sürdü. O gün Erenler Belediye Başkanı kardeşimiz, şimdi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Eski Çaykur'un eski genel müdürü Ekrem Yüce kardeşimiz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak Allah hiçbir hadiseyi hiçbir zaman boşu boşuna yaratmaz. Kulları ders alsın diye ibretler önümüze sürer. 17 Ağustos büyük bir ibret levhasıdır. Alanları aldı, binalarını yenilediler. Alanları aldı, müteahhitler helal kazanma yoluna saptılar. Alanları aldı, demircisi, çimentocusu, ustası, aman 17 Ağustos öncesi ben filanca yerlerde inşaat yapmıştım. Şöyle şöyle de hileler yaptım. Bir Allah biliyor, bir de ben. Lakin yaptığım bina çöktü, içinde 10 kişi kaldı, öldü. Vicdan azabından kıvranıyorum, tövbe Allah'ım tövbe diyenler olmuştur. İyi niyetle bakıyoruz. Demek oluyor ki bir yangın, bir deprem, bir zelzele, bir afet, bir ölüm, bir ağır hastalık ya da salgın bir hastalık neden insanoğlunun önüne düşer? Bu ilk defa değil. Son 400-500 yıl içerisinde yaşadığımız korona salgın hastalığı gibi bir yığın hastalıklar tarihte insanlar yaşamışlar. Önemli olan hastalıkla veya olayla muhatap olan bireyin kendi iç dünyasında yaşanılan bu hadisenin müzakeresini, muhasebesini, murakabesini yapıyor olmasıdır. Önemli olan budur. Ama biz insanlar için en kolay yol şudur. Birey kendi dışındaki insanların hatalarını görür, yerden yere vurur ama kendi öz eleştirisini yapma cesareti gösteremez. Tasavvufta buna biz kemalat sıfatı diyoruz. Bir insan gözlerini, kulaklarını kendi iç dünyasına aktardığı zaman o mükemmel bir insan olmaya doğru adım atmış olur. Bakınız, 11 Mart'ta başladı serüvenimiz. Bugün 159. günümüz. Yani tam 159 günden bu tarafa yanımızda bir kişi hapşırsa eyvah korona mı? Hanımınız veya beyiniz öksürse eyvah kocam veya hanımım korona mı? Çocuğunuzda bir sıkıntı olsa eyvah korona mı diye hepimizin içerisinde bir korku salındı mı? Salındı. Peki bu korku salınırken tacir, tüccar ticaretinde dürüst davranmaya başladı mı? Tacir, tüccar ticaretinde dürüst davranmaya başladı mı? Peki bu 159 gün içerisinde kamuda görev yapanlar, özel sektörde görev yapanlar, işvereni, işvereni, emekçisi, emeklisi
159 gün içerisinde muhasebe, murakabe yapıp ben mükemmel bir tüccar olacağım. Ben mükemmel bir sanayici olacağım. Ben mükemmel bir siyasetçi olacağım. Ben mükemmel bir doktor olacağım, avukat olacağım, hakim olacağım. Neyse, mesleği neyse diye bir iç muhasebe yapıp böyle bir kendi iş dünyasında karar aldı mı? Karar alanların ellerinden öpüyoruz. Hatta ben ayakların altından da öpüyorum. Ama 11 Mart'tan sonra şöyle zihnimizi 17-18 Mart'a doğru bir kaydıralım. Çok uzak değil, 1000 yıl öncesini demiyorum size. 2020'nin, değil mi? 2020 mi? 2020'nin, bak hepiniz sustunuz. 2020'nin 20 Mart'ına doğru bir dönün. Ne olmuştu? Çin'de bir şehirde bu olay patladığında koca Çin İmparatorluğu görünmeyen bir mikrop karşısında aziyet içerisine düşerek hastalığa yakalanan vatandaşlarının kapılarını tahtalarla, çivilerle çakarak kapattı mı? Kapattı. Avrupa'da yıllarca ezanı sokaklarda okuma yasağı koyan Avrupa ezanın sesli okunmasına izin verdi mi? Verdi. Peki sonra ne oldu? Araba düze çıkınca bizim tabirimizde eski tas eski hamama döndük mü? Döndü. Hep sordum, sizlere de tekrar soruyorum. Bu 160 gün içerisinde akrabanızla konuşmadığınız amcanız, dayınız, halanız, teyzeniz, bacanağınızla tövbe Allah'ım ben hata yapmışım, korona beni terbiye etti, ben amcamı arayacağım, dayımı arayacağım, hatta gideceğim, ondan helallik isteyeceğim diyen delikanlı var mı? Yok, benim çevremde yok. Peki neydi bu korona? Ya geldi bir mikrop, yağ gibi bir şey görünmeyen, geldi ve gitti mi? Yok. Gitmedi. İçimizde çok uyanık ve dinç duruyor. Özellikle arkadaşlar, özellikle bu hastalık sigara içenler, içki kullananlar, uykusunu düzgün almayanlar, gıdasına dikkat etmeyenler ya da bireysel, cemiyetsel, ailesel bir problemi kafasına takıp vehim yapanları anında düşürüyor. Tekrar ediyorum. Bu mikrop bulaşıcı olmaktan ziyade üreyeceği ortamı çok iyi seçiyor. Bu ortam içki, sigara, alkol ve de uykusuzluk noktasında vücudu düşenlere anında saplanıyor. Ok gibi saplanıyor. Aranızda plansız, programsız kilo vereceğin diyen bayan var ise veya erkek arkadaşımız var ise bu yoldan dönsün. Sakın bu süreçte kimse ben kilo vereceğim, et yemem, tavuk yemem, süt içmem, yoğurt yemem ama aç karnına Coca-Cola içerim. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Vücudu öncelikle beynimizi zihinsel olarak motivasyonumuzu çok yüksek tutacağız. Çok şükür, evet bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıyayız ama inanç lojistik her şeyiyle bizim arkamızda 24 saat bizimle ilgileniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu hususta bütün dünya devletlerini sollayarak sağlık sektörümüz için söylüyor. Örnek bir devlet nasıl olur?
sorusuna somut, müşahhas cevap veren bir devletin çatısı altında yaşıyoruz. Aşı bulunur. Bulunacak tabii. Allah her yarattığı hastalığa, her yarattığı derde mutlaka derman verir. E niye zaman uzuyor? Acaba aşı bulundu mu? İngiltere, Rusya, Amerika bulduğunu, son denemelerini yaptıklarını ifade ediyorlar. Ben size söyleyeyim, aşı bu topraktan çıkacak. Türkler kendilerine güvenmiyorlar. Aşı bu topraktan çıkacak. Ne zaman? Kimse uymuyor. Devletin bu noktadaki birimi, biz gece saat 10'da 11'de yatağa yattığımız zaman, kafamızı yastığa koyduğumuz zaman uyumayan sağlık kahramanlarımız var. Bu uğurda onlarcası şehit oldu gitti. Kendilerini feda ettiler. Bize düşen bir kere Müslüman şükür sahibi olacak. Allah'ım çok şükür 34. hafta işimize geldik. Kapımız açık. Nefes alıp veriyoruz. Ailemizde korona yok. Çok şükür. İki, Allah bereket versin. Kanaat sahibi olacağız. Kapitalizma insanoğlunda sürekli kanaatsizliği, arsızlığı tahrik eder. Yok mu? Yok mu? Yok mu? Daha yok mu? Ve hep der ki ben. Oysa bizim medeniyetimizde ben yok. Biz var, biz. Türkiye kalkınırsa, devlet güçlenirse, sanayimiz güçlenirse, üniversitelerimiz kalitelişirse, sağlık sektörümüz daha kaliteleşirse kim kazanır? Vatandaş kazanır. Biz kazanırız. Bunun yolu nereden geçer arkadaşlar? Yük olma. Kapının önünü sen temizle. Belediyeyi bekleme. Evinin önü müsaitse efendim ben Bahçelievler Belediyesi'ne telefon açtım gelsin bir fidan diksin deme. Sen dik. Sen dik. Yangın var, itfaiye telefon ettim. Peki itfaiye gelene kadar sen ne yaptın? Bir kova su alıp yangını attın mı? E bana ne kardeşim? Başıma ben dert mi alacağım? Haberlerde izliyoruz. Bırak böyle dert tatlı derttir. Böyle belalar tatlı belalar. E almazsan o kadıncağızın kaportasına çıkıp, arabasının kaportasına çıkıp tekmeleyen şahıs belki senin kardeşindir. Arabadaki bayan da senin kız kardeşindir. Orada kaç kişi vardı biliyor musunuz? 15 tane erkek vardı, 15. 3 tane de belediye görevlisi vardı. Bir tanesi o şahsı ters kelepçe yapamadı. O cesareti gösteremedi. Ama yarın senin avradına, hanımına trafikte böyle bir olay geldiği zaman anında sosyal medyaya çakacaksın. Bunlar ne biçim delikanlı? Benim hanımıma kimse müdahale etmedi, yardım etmedi demeyecek misin? Diyeceksin. O halde aziz peygamberimizin buyruğu stratejimizdir. Kendi nefsinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına asla yapmayınız. Bu empatiyi yaptığımız zaman mükemmel bir cemiyet oluruz. Ve insanlığın da biz yaşayan bir rehberi oluruz. Çok şükür. Koşa koşa geldik. İşimizin başına 34. hafta. Bak raporlarda ne diyor arkadaşlarımız? Ankara, Kayseri, Gaziantep, Konya, Mersin, İskenderun, Trabzon, Kapıkule, Habur. Hepsi ne diyor arkadaşlar? Çerkezköy, Ambarlı, Ahale, İhale, Erenköy, Tuzla. Hepsi diyor ki işimizin başındayız ve işimiz var. Biz şu nankörlüğü yapmayacağız. İş varken hiç kimseye işimiz yok demeyeceğiz. Çok şükür inanç lojistik olarak işimiz var. Müşterilerimiz hep kalite müşteri.
Bizim nasıl bir meslek icra ettiğimizi onlar zaten yaşayarak biliyorlar. Özellikle Cuma günü Kayseri'deki müşterilerimizin sorumlularıyla telefon görüşmesinde o müşterimizin, isim vermiyorum, o müşterimizin kullandığı üslup, bize karşı hitap tarzı gerçekten mesleğinin 50. yılına doğru giden Necdet Güngör bahsetmiştir. Dolayısıyla Boydak grubuna burada hem teşekkür ediyoruz hem de güçlü bir alkış yapmamız gerekir. Bu üsluba, bu tarza. Çünkü hizmet sektörü gömlek, ceket, çorap, karpuz, elma satmaz. Hizmet sektörü görünmeyen bir iş yapar ve eğer muhatabı bu serüveni bilmezse şöyle der: ne yaptın ki Ümit Bey? Ne yaptın ki Sefer Bey? Ne yaptın ki Emin Bey? Ne yaptın ki Eyüp Bey? Ama bilirse Cuma günü Boydak grubunun temsilcilerinin yapmış olduğu konuşma yapar. Peki bilmeyenlerle ilgili biz ne yapacağız? Yetiştireceğiz, anlatacağız. Bıkmadan, usanmadan. Emeğimizi paraya çevirmek zorundayız. Bakın bugün inşallah korona fonunu dağıtacağız. Takribi rakam 58 bin TL'dir. Geçen ay 57 bin lira dağıttık. Bu senede 58, bu ayda 58 bin lira dağıtacağız. Gelecek ay keseceğimiz faturalara, gelir ve gider tablomuza bakacağız. O orana göre dağıtacağız. Yani standart bir limit yok. Sakın arkamdan dedikodu yapmayın. Ben de her şey açık. Bak, meydanda konuşuyorum. Eylül ayında aynı şekilde korona fonu devam edecek. Ama şartı ne? Gelir gider tablomuza bakacağız ve takdim edeceğiz. Helali hoş olsun. Bütün bunları yaparken hep beraber içinizde bulunan, hepimizin içinde bulunan şeytan, nefs, dürüstlerini arkadaşlar mutlaka terbiye edelim. Bu kaleyi sadece benim korumam yetmez. Bu kale 1500 kişiye kalelik yapıyor. Ben hangi duygularla bu kaleye bakıyorsam, annenizle, hanımınızla, çocuklarınızla bu kaleye böyle bakmalı. Çünkü bu kaleden 1500 insan ekmek yiyor. Her çalışan böyle düşünmeli. Benim babam Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 25 yıl hizmet etti. 25 yıl adeta bulunduğu bölgeyi omuzladı. 17 tankın sorumlusuydu. 17 tank adeta sıfırlanmış şekilde hep hazır dururdu. Sebep? Babam 9-5 çalışmazdı da onun için. 5'ten sonra her gün en az 4 saatini verirdi tanklarına babam. Ve derdi ki babam bana: oğlum, Genelkurmay Başkanlığı şu anda tanklara emir verse, bölüklere, babanın 17 tankı belirlenen hedefi vurur ve gelir. Ama saat 5'te otobüse, servis otobüsüne binen arkadaşlarının tankları 1 kilometre hareket edemez. Babanla diğerlerinin arasındaki fark budur demişti. Yıl 1969, yer Diyarbakır, Bağlar. Ben orta 2 öğrencisiyim. Yanlış mı yapmış Muhammed Külük? Yok, doğru yapmış. Bugün eğer Özdemir Bayraktar, Baykar ailesi arkadaşım, oğluna deseydi ki, Allah muhafaza, varsayım da konuşuyorum. Oğluna deseydi ki, oğlum Selçuk, Amerika'da kal, açık çek size vermişler, bütün birikimini Amerikan sanayisine ve ekonomisine ver deseydi ve Selçuk gelmeseydi, mutlaka fizik kuraldır, kainat boşluk kabul etmez, Selçuk gelmeseydi Kaan gelirdi diyelim. Ama böyle bir varsayım yapsaydık, Türkiye bugün PKK ile sürdürdüğü ve başarılı olduğu mücadelesini en az zayiatla sürdürebilir miydi? El cevap hayır.
Peki görüyor musunuz arkadaşlar? Bir insan yetmiyor. Burası net olacak, net. İşte bu aile, Bayraktar ailesi, bu Ali Cenaplı vatanına karşı gösterdiği için bakın bugün Türkiye 24 saat operasyon yapıyor. İçeride ve dışarıda. Şehit haberi çok nadirattan duyuyoruz çok şükür. Başarının sırrı yazılımını kendimizin yaptığı insansız hava uçaklarıyla bunları yapıyoruz. O halde bizim uzay üssümüzde burası arkadaşlar. Biz de burada müşterilerimizi rahatlatabilmek için meşru, yasal her türlü çareye başvuracağız. Onları üzmeyeceğiz. Özellikle sanayici olsun, tüccar olsun, özellikle sanayici müşterilerimize dört gözle ve dört kulakla dikkatli yönlendireceğiz. Vazifemiz budur. Anlaştık mı? İtirazı olan var mı? Ben kabul etmiyorum. Orhan Baba sen öyle mi diyorsun? Kabul etmiyor musun? İtirazın var mı? Yavuz sen niye öyle dehşetle bakıyorsun? Vefi senin şikayetin var mı? Baba Vefi gel ne yapıyoruz? Anlat. Durum. Rakamlar vermeden gidişatımız nasıl? Borçlarımız, harçlarımız var mı? Bilgilendir arkadaşlar, rahatlasınlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı hafta olmasını temenni ediyorum. Vefi gerekli konuşma yaptı. Onun için bizim konuşma yapmamız haddimiz değil tabii ama sağ olsunlar lütfettiler. 4 ay geçti pandemi süreci başladığından bu yana arkadaşlar. İlk başladığında ve devamındaki 2 ayda Mart-Nisan aylarında oldukça müşterilerimize dayalı bir sektör olduğumuz için çoğu müşterimiz kapattı veya tatil veya izin kullanmayı denedi bu dönemde. Dolayısıyla müşterilerimizin işleri düştü. Bu bize de yansıdı. Birden bıçakla kesilir gibi. Cürümüze özellikle bir yansıma söz konusu oldu. Tabii bu yönetimimiz tarafından çok fazla bizlere yansıtılmadı. Daha sonra ardından geçen süreçte hem ülkemizdeki yönetimin idarenin gösterdiği irade, bu mücadelenin değişik maddi manevi yaklaşımlarıyla devlet, firmalarımız ve çalışanlarımız bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiler. Benim naçizane görüşüm o doğrultuda. Kendi firmamızdan bunu da paylaşmaya çalışıyoruz çünkü. Müşterilerimiz yavaş yavaş Temmuz ayından itibaren Ağustos sonrası tekrar performanslarını yakalıyor gibiler. Bunun bize de yansıması oluyor. Dolayısıyla az önce bahsetmiş olduğum gibi Necdet Bey'in korona takviye fonu işletmemiz başlatmıştı bir ay önce. Bunu önümüz vefa ettikçe bu durum tablolarımıza yansıtmaya devam ettikçe yönetimimizin de takdirinde bizler de finans ekip olarak gerekli çalışmaları yapıp inşallah hep beraber dağıtmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Murat Bey buyurun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı bir hafta diliyorum. Misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Necdet Bey'in de ifade ettiği gibi çok şükür işimiz var arkadaşlar. Zamanla geçiyor. Ben sizlere söyleyeceğim tek şey, işimizin başındayız. Çok şükür işimiz var. Kolay gelsin arkadaşlar. Özellikle Hasan Bey'e ve Osman Bey'e sesleniyorum. PJM grubuna, evden çalışan arkadaşlara. Arkadaşlar işi sıkı tutun. Geçen hafta fevkalade üzüldüm. İthalat MT arkadaşlar. Evden çalışma yapan MT arkadaşlara sesleniyorum. Ergin Bey takip edeceksin. Benim bu konuşmamı dinledik diyecekler. Payımıza düşen aldık diye not düşürecek ve göreceğim. Evden çalışan arkadaşlar. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin malumu. Ama açtığım beyanname, yazdığım beyanname 1,5 trilyon. Yazdığımız beyanname 2,5 trilyon. 3,5 trilyon, 5 trilyon. Dövizi euro, dolar bazında takas yaparsan perişan oluruz.
Dolayısıyla şimdi şu soruyu sormak benim en tabii hakkım. PCM grubuna soruyorum. Evinizde, çalışma ortamınızda bağımsız mısınız, bağımlı mısınız? Yani odanızın kapısı kapalı mı değil mi? Bunu göreceğim. Ergin Bey takip edeceksiniz. PCM ekibi nasıl bir ortamda çalışıyor? Hanımın yanında fasulye mi ayıklıyor? Çay mı yapıyor, kahve mi yapıyor, çocuğu yanında ınga mı diyor? Bunu göreceğim. Geçen haftanın faturasını size yükleyeceğim arkadaşlar. Geçen hafta beni çok üzdü PCM ekibi. Üzeni ben de üzerim. Onu söyleyeyim. Hiç bu staff yok. Gelecek olan cezalar artık 10 bin lira, 15 bin lira değil arkadaşlar. Minimum 250 bin TL. Minimum. Ben yandım. Beni yakmayın. Anlaştık mı PCM grubu? Osman Bey dinliyor musunuz? Hasan Bey dinliyor musunuz? Tarifelerde, tarife masamız. Necat Bey, Tolga Bey, müşterinin baskısına maruz kalarak anında GTİF vermeyeceksiniz. Müşterimizi kırmadan, tarife biraz çelişkili efendim, bize birkaç saat vakit tanır mısınız uslubunda? Mutlaka detay tarife çalışması yapacağız, mecburuz. Çünkü bu işin 3 sene sonrası var, 5 sene sonrası var. Bu vesileyle arkadaşlar 34. haftamızın hayırlı, bereketli, uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Akdeniz başta olmak üzere yaklaşık 22, dünyanın 22 noktasında bizleri temsilen boğuşan Milli İstihbarat Teşkilatımızın aziz evlatlarına ve Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Sizden bir şey olmaz diye baskı yapan Avrupa'ya ve dünyaya diyoruz ki bizden dünyaya çok şey olur. Ne gibi şey olur? Sadece biz dünyaya merhamet medeniyeti taşırız. Siz de buna inanacaksınız. Kolay gelsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.